Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ferridu emri ilallah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l-hayr ve lâ vesîrâ. İlemû enne afdalel-kitâbi kitâbullah. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel-umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve kulli dalatin finnar. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İza ente kumte fi salatike fekebbirillaha thumma kra ma teyessere aleyke minel Kur'an ila ahiril hadis. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambera nizam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle ahirete irtihal eden müminat Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen tüm kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ enkâl veliyâni fehvelil evveli minhümâ. İki veli bir kadını nikahlasalar onlardan ilki geçerlidir. İslam'da neslin devamı için Allah Zülcelal Hazretleri nikah, evlenme akdiyle zıt cinsli kadın ve erkeğin birleşip İslam zürriyetinin çoğalmasını Kur'an-ı Kerim'de nikah akdine dayalı olarak meşru kılmıştır, emretmiştir. Bir ayet-i cellede evlenecek taraflara فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Kadınlardan, helal olanlardan ey bekarlar, erkek veya kadın, evleniniz emrini verdiği gibi yine Kur'an-ı Kerim'de وَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Ey veliler, analar babalar, ana baba vefat etmişse velayet görevini üstlenen amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, siz de bekarları evlendirin emrini vermiştir. Evlenmek Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar dünya düzeninin devamına vesile olan, insan neslinin devamını sağlayacak, böylece Allah'ın bu iradesini gerçekleştirmeye vesile olacak güzel bir kurumdur. Evlenen kişiler bu nedenle Allah'ın rızasını kazanırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlenmek benim sünnetimdir. Kim hiçbir mazereti yokken evlenmezse فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Benden değildir. Benim yaptığım işi yapmamış, ters iş yapmış olur buyurmak suretiyle evlenmeye Müslümanları teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden evlenmenin İslam zürriyetini sağlamak için olduğu anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminlere çoğalınız, ben sizin çokluğunuzla gurur duyacağım buyurmaktadır.
Evlenmeyenlere de ağır laflar etmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Ukkaf Hazretlerine evli misin, bekar mısın? Bekarım. Niçin evlenmiyorsun? Fakir misin? Hayır. Zenginim. Öyleyse niçin evlenmiyorsun? Eğer sen bizdensen evlen. Yok. Öyle değilsen git Hristiyan keşişlerine arasına katıl diye ağır söylemiştir. Hristiyan keşişleri dağ başlarında evlenmez, yağlı etli yemek yemez, dünya zevklerinden uzak bir mağara kovunda kendini hapseden kişiler. Gerçek Allah bir diyen, İsa peygamber diyen, İslam'ın gelmesinden önceki hakiki bu Hristiyanlar gerçek müminlerdir ve Kur'an'da övülmüşlerdir. Gözyaşlarıyla Allah aşkından akıttıkları gözyaşlarıyla bize ibadet ederler diye Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsedilir. Ama Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği duyulduktan, ilan edildikten sonra Kur'an-ı Kerim eski kitapları yürürlükten kaldırmıştır. Evvelce Tevrat geçerliydi, İncil geldi, Tevrat yürürlükten kaldırdı. Kur'an-ı Kerim geldi, İncil'i de yürürlükten kaldırdı. Kıyamete kadar 610 miladi yılından itibaren insanlar için Allah'ın kabul ettiği, makbul saydığı din İslam'dır. Evet, innet dine indallahil İslam. Kur'an'da ayettir. Evet, men yapta gayrel İslami dinen felen yukbele min. İslam'dan başka din arayan, din peşinde koşan kimsenin dini asla kabul olunmayacaktır. Evet. Ve men yapta gayrel İslami dinen felen yukbele min. Kabul edilmeyecektir. Ayet bu. Ben arz ediyorum. Biz kimsenin inancına karışmıyoruz. Kur'an da yasak ediyor zaten. Başka dinden olanların dinine sövmeyin diyor. La tesubbüllezine keferu. Yalnız Kur'an'a göre kıyamete kadar 610 miladi yılından itibaren ki Hira Nur Dağı'nda İkra suresinin, Alak suresinin ilk ayetleriyle beraber Peygamberimizin peygamberleri başlamıştır. Bu tarihten itibaren sadece İslam geçerlidir. Kur'an'a göre. Şimdi bu Kur'an'a göre de evlenmek teşvik edilmiş, emredilmiştir. Peygamberimiz de evlenmeyen, mazereti yokken evlenmeyen benden değildir diyecek kadar bu konuyu ısrar etmiş ve vurgulamıştır. Evlenmenin bu nedenle farz olduğunu söyleyen mezhepler vardır. Bunlara zahirül mezhep denir. Mesela İspanya, Endülüs Müslümanlarından çoğu zahirül mezhep idiler. Evlenmenin farz olduğuna kail idiler. Ancak bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah evlenmeyi emretmiş olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebu Hureyre denilen, adı asıl adı Abdurrahman olan, Yemen'den gelen bir sahabi hiç evlenmemiş. Eğer farz olaydı Allah Resulü farzların yapılmamasına göz yumamazdı. Mutlaka Ebu Hureyre evlenmelisin emrini verirdi. Hep hayatı böyle. Farz olan şeylere af yok. Mutlaka yap diyor. Farzın dışındakiler için ses çıkarmıyor. Yaparsan çok iyi. Yapmazsan da bir şey demiyor. Evet. Şimdi böylece bekar olanlar kendilerini evlendirecekler. Evlenecekler, isteyecekler. Yan çizerlerse velileri onları evlendirecek, ısrar edecekler. Evlenmekten kaçmak yok.
İnsan kendini evlendirebilir. İki şahit huzurunda, iki Müslüman erkek şahit huzurunda, kadın, erkek, kız, oğlan, onların huzurunda iki Müslüman erkek şahit huzurunda veya bir erkek, iki Müslüman kadın huzurunda ben seni eş olarak seçtim. Zevceliğe, helallığa aldım. O da ben sana eş olarak, hanım olarak, zevce olarak, helallık olarak vardım derler. Böylece nikah akdi kıyılır. Nikah akdinde bir de mehir vardır. Bu mehir kızın kendini erkeğe tesliminin bedelidir. Nikah oyuncak yapmasın diye boşandığı takdirde mutlaka ödemesi gereken bir maddi meblağdır. İbadet olamaz. Mesela hacca götüreceğim olamaz. Parasal değer olacak. Kadının isteğine bağlı olarak en az 10 dirhem gümüş olmalı. Aşağısı olamaz. Bir hayli değeri olan maddi meblağ olmalı. Yani bir ölçüde haksız yere karı boşamak, evliliğe son vermek arş-ı alayı silkindirecek kadar veballi bir günahtır hadisine rağmen, bir açıdan da bu nikah bozmayı önleyici bir tehdit, vaid olmasına yanında, bir de karısını boşarsa kadının istediği mehri vermek zorunda. Maddi, parasal bir şey var. Yaptırım, müeyyide var. Boşarsam vereceğim. İşte böyle mehir ya peşinen alınan mehri muaccel ya da boşandığı zaman veya daha sonra anlaşılan sürede ödenmesi gereken mehri müeccel diye parasal bir değer olan şey olur. Konuşmadılar mı? İki Müslüman erkek veya bir Müslüman erkek, iki kadın, Müslüman kadın huzurunda ben seni eş olarak seçtim, aldım. Kız da ben sana eş olarak vardım şeklinde irade beyanlarını kesin olarak ortaya koydular mı? Mehirden söz etmeseler otomatikman mehir vardır. O kadın ayarındaki kadınlar, kızlar evlendiklerinde ne kadar mehir alıyorlarsa o otomatikman nikahta vardır. Buna mehri misil denir. Böyle taraflar kendilerini evlendirebilir İmam-ı Azam'a göre. Burada velilerin de erkek veya kadını evlendirebileceğini Peygamberimiz beyan ediyor. Veli bir kimsenin iradesi henüz teşekkül etmemiş küçük çocukların babası, anası, onların işini gören, görüveren, onların bakımını üstlenen kişi. Böyle bir yakını yoksa babası, anası, amcası gibi hakim vasi tayin eder küçüklere İslam hukukuna göre, İslam dinine göre. Bu veli küçük çocukları evlendirebilir. Evet. Veya küçük çocukları evlendirmenin örneğini Hazreti Ayşe anamız ile Peygamberimizin nikah kıyılmasında görüyoruz. Küçükken evlenmiştir Ayşe anamız. Mekke'de Ebu Bekir babası nikahlamıştır Peygamberimize. Medine'de gerdeğe girmişlerdir buluğa erince. Evet. Baliga olunca orada gerdeğe girmişlerdir. Yani küçükleri babaları evlendirebilir. Ve önemli bir sonuç çıkıyor bundan. Nikahın şakası yoktur. Boşamanın şakası yoktur. Köle azat etmenin şakası yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi böyle. Selasun ciddühünne ciddün ve hazlühünne ciddün. Üç şey vardır. Şakası da ciddi de ciddidir. Yani bayramlarda, seyranlarda bilgi kabilinden arz ediyorum. Bu bilgiler dinimize göre. Medeni karnımız da 110. maddesinde
resmi evlendirme memurunun nikah kıyıldıktan sonra her Türk vatandaşı istediği dinin merasimini icra edebilir diye hükme bağlamıştır. Ben şimdi bu resmi evlilikten sonra isteyen Müslümanların özel hayatlarında uygulayabilecekleri, isterlerse uygulayabilecekleri hükümleri arz ediyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi bayramlarda, seyranlarda dini bilgi veriyorum ki Müslüman tutumu ne olmalıdır? Birbirini ziyarete giden analar, babalar, küçük kız, komşu Mehmet'in küçük kızı, süslemiş bayram diye annesi, efendim öbür komşunun oğlu, küçük oğlu Mehmet de bayramda onu da giydirmiş, temizlemiş, arada dolaşıyorlar. Komşular bayram ziyaretine gelmişler. Mehmet'in babası diyor ki, mesela o küçük kızın babasına, kızın çok güzelmiş, bana versene. Evet, kızımı aldım, kızını aldım oğluma, küçük olan, gülerek. Kızın babası da senin gibi adamdan kız mı kaçırılır? Kızımı senin oğluna verdim gitti. Evet, şahitler var, Müslümanlar var orada. Dinen nikah kıyılmıştır. Ama şaka yaptık biz. Nikahın şakası olmaz diyor Peygamberimiz. Nikah şakaya alınacak kadar öyle hafif bir kurum değildir. Ciddi bir kurumdur. Şaka yapmayın. Böyle şaka olarak söyleseniz bile nikah kıyılır. Veliler de nikah kıyabilir. İşte şimdi hadis okuyorum. Örneği Peygamberimizin Ayşe anamızda var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Karı boşama halinde hemen İslam'a göre, dinin hükümlerine göre kadın hemen başka erkekle evlenemez. Mesela 3 hayız görüne kadar beklemesi lazım. 3 ay. 3 hayız Kur'an'a göre. Vel mutallakat yetrabbasna bi enfusihinna selasete kuru. Ayet bu. Boşanmış kadınlar 3 kuru beklesinler. Başkasına nikahlanmadan evvel. Allah'ın emri. Buna iddet, bekleme süresi derler. Eğer baliga, yetişkin kız boşanmışsa kocası tarafından 3 hayız görene kadar. Allah'ın emri bu. Bir kadının kocası ölmüşse, evet, 4 ay 10 gün, erbat eşhurun ve aşra, 4 ay 10 gün kadın başka kimseyle nikahlanamaz, nikah tutmaz. Bir de diyor, hayız görmemişse, hayız görmemişse kimdir o hayız görmeyen? Küçük çocuk. Böyle çocukları diyor boşanması halinde 3 tam aydır. Selasetü eşhur, 3 tam aydır. Yani 3 hayız değil. Çünkü hayızın, kadınların adetleri değişebilir. 3 ayı geçebilir. 3 aydan az olabilir. Ama küçükse, bu hayız görmüyorsa, boşanmışsa kocası tarafından 3 tam ay beklesin. Kur'an'da ayet var böyle. Kim boşanır? Evli olan kadın boşanır. Demek ki küçük olan da evlenebilecek ki Allah onun için 3 ay diye bir süre, iddet süresi belirlemiş. Yani demek istiyorum ki küçük çocukların evlenebileceği hem ayetle hem hadisle sabittir. Onun için şaka yapmayın, aldım verdim demeyin. Şakası yok diyor Peygamber. Karı boşamanın da şakası yok. Boş ol deseniz kadın boş olur. Ya ben şaka yaptım. Şakası yok diyor Peygamber. Kanunu o koydu. Dini kuralı. Bunlar şakaya gelmez. Şimdi veliler evlendirebilir. Böyle bir küçüğün velisi evlendirebilir. İki velisi var diyelim. Veya bir kadın iki kişiye vekalet vermiş, velayet vermiş. Birisine demiş ki beni Ali ile evlendir,
Ötekine de demiş ki beni Hasan'la evlendir. İki veli, iki vekil. İza ankal veliyani fevelil evveli minhuma. Hangisi önceyse o nikah geçerlidir. Nikahlanan bir kızı başkası nikahlamak mümkün değildir. Bir kızın, bir kadının iki kocası olmaz. Onun için ilk söylediği geçerlidir diyor. O kuralı koyuyor. İlk vekalet verdiği adam Ali ile evlendir dediyse Ali ile nikahı tamamdır. Hasan'la nikahlı yoktur. Olamaz zaten evli. Böyle hangisi önce yaptı nikahı bilinmiyorsa ikisi de geçersizdir. İkisi de geçersizdir. Hangisi önceyse evlendirme onunki geçerli olur. Arkada kalanki geçersiz olur. Evet, evlenmede böyle. Evlenmede böyle. Buradan şunu da çıkarmışlar. Kadın kendini evlendirebilir Hanefi mezhebine göre. İki şahit huzurunda. Anası, babası zorlayamaz. Kendini evlendirebilir. Baliga olmuş olan, küçük olanı anası babası evlendirir. Baliga olmuş olan kızı kendi evlendirebilir. Anası babası zorlayamaz. Çünkü müstakil, bağımsız bir kişidir. Baliga olan kız ve erkek, baliga olan erkek. Müstakil kişi kendini yapacağını bilir. İrade beyanında bulunma hakkına sahiptir. İmam-ı Azam'a göre. Şimdi böyle kadın kendini evlendirebildiğine göre kadın başkasının vekili olabilir. Evet. Kadın başkasının vekili olabilir. Yani vekil mutlaka erkek olur değil. Kadın da vekil olabilir. Bir kadın bir başka kadına, Müslüman kadına sen beni Ali ile nikahlayıver diyebilir. Diyebilir. Caizdir. O hüküm de buradan çıkıyor. Evet, şimdi bu nerede olur? Mesela kızın ortaya çıkması istenmiyor. Oğlan kıskanıyor. Veya öyle bir ortam ki kızın ortaya çıkması iyi değil. Ha, kız o zaman amcasına veya halasına beni işte o evleneceği olanla nikahımı kıyıver. Vekil ol diyebilir. Diyebilir. Bu nikah geçerlidir. Vekalet hasabıyla ben seni Ali'ye nikahladım diyebilir. Böyle nikah kıyılır. Böyle nikahta böyle olduğu gibi kadın da vekil olabildiği gibi ve izâ ba'al ba'ar raculu bey'an min raculeyni. Evet, iki kişiden alışveriş yapmış bir adam. Fevve lil evveli minhuma. Şu bardağı sana sattım diyorum birisine. Ben. Malım benim bu. Satılık malım. Ondan sonra sana da sattım diyorum. İki adama satmışsan bunu diyor Efendimiz fevve lil evveli minhuma. Birinci satış geçerlidir. Satılan mal ikinci defa satılmaz. Onu kaydıyor. Aynı nikahta ilk olan nikah geçerli, ikinci geçersiz olduğu gibi satışta ilk satış geçerlidir, ikinci satış geçersizdir. Aynı kural burada da var. Hangisi önce sattı bilemiyoruz. Önce buna mı sattı, buna mı sattı bilemiyoruz. İkisi de geçersizdir. Nikahta olduğu gibi. Bu hadis-i şerif bunları bize öğretiyor. Bunları bize öğretiyor. Hadisi Ahmed İbn Hanbel, Ukbet İbn Amir, Semrut İbn Cündep, Darakutni, Beyhaki bu zatlardan, bu sahabilerden naklediyor. Evet. İslam nikahı böyle güzel, ciddiye alması gereken oyuncak olmayacak kadar ciddiye alması gereken, şakaya gelmeyecek kadar önemli olan bir kurumdur. Herkesin evlenmesi, geçindirebilecek imkanlara sahip olduğu zaman gerekir.
En azından sünneti müekkededir. Bir kimsenin silaha düşmesi muhakkaksa, kendini koruyamıyorsa onun evlenmesi farz olur. Yok muhakkak değil, düşebilir, zina edebilir. Tehlikesi varsa vacip olur. Kadın da erkek de sağlam Müslüman, zina asla etmezler. Sünneti müekkededir. Vazgeçilmemesi gereken sünnettir. Vacip ayarında sünnettir. Evlenmemek iyi değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sevaplısını, en faziletlisini yapar işlerin. Eğer evlenmemek en faziletli şey olsaydı evlenmezdi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendine tanıdığı tüm evlenme haklarını kullanmış. Demek ki evlenme en faziletli, en sevaplı şey ki evlenmiş. Evet, yani evlenmeyeceğim, köşeye çekileceğim, ibadet edeceğim. Ebu Hanife Hazretlerine göre evlenmek nafile ibadetten aftaldır. Yani gece kalkıp teheccüd namazından daha üstündür. İki rekat teheccüd namazı dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır. Evlenmek teheccüden daha faziletlidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre. Evet, peygamber böyle yapmış. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte belli bir sene söylemiş. Şu seneden sonra yükü hafif olan daha iyidir diye hadis var. Yükü ne? Evlenen adam ailenin yükünü omzuna geçirir. Karısının bakımı, yemesi, içmesi, ev tedariki, giyimi, kuşamı kocaya aittir. Onun yükünü yüklenir. Çocukların bakımı kocaya aittir. Evet, maddi yönün baba sağlayacak. Evli reisi odur. Sorumluluk onundur. Bu devirde çocuk beslemek, kadın beslemek ağır yüktür filan diye zorluğuna işaret ediyor. Bir, daha hayırlıdır demesi, öyle bir hadis sahih olsa bile hakkında çok laflar var. Sahih olsa bile anlamı şudur. Mesela adam evleniyor ama karısını aç bırakıyor. Çocuklarını aç bırakıyor. Onların hakkıdır. Babası tarafından rızıklarının sağlanması, giyim kuşamlarının sağlanması, sokakta kalmış. Bunu sağlayamayacaksa, bu görevini yapamayacaksa evlenmemesi daha iyidir. Çünkü kul hakkına tecavüz etmiş oluyor. Bir kendi boğazını besleyecek şeyi bulamamışken bir de hanım alıyor. Onun boğazını besleyemiyor. Çocuk oluyor, onu da besleyemiyor. Onların hukukunu da üstüne almış oluyor. Onun için besleyemeyecekse, geçimini sağlayamayacaksa daha evlenmemek onun için daha iyidir denebilir. Yoksa Kur'an ayetiyle, okuduğun ayetlerle evlenmek emredilmiştir, teşvik edilmiştir. Yani bazı piyasada dolaşan, ayrı zamanda köpek beslemek daha hayırlıdır. Evet, ayrı zamanda çocuk yetiştirmek zordur ama bu evlenmeyin demek değildir. Çünkü evlenmezsek, Müslümanlar evlenmezse ortalık hep de dinsizlere, imansızlara kalır. Ahlaksızlara kalır. Halbuki Allah kıyamete kadar Müslümanların devam etmesini istiyor. Peygamberimiz de evlenin diyor. Bunu yanlış anlamamak lazım.